Yasemin'e uzatalım biz mikrofonu. Sporcularımızdan devam edelim. Evet Naz, en son yine bizim programımıza geldiğinde pas tekniğimi değiştiriyorum. Tabii alışık olduğum bir çalışma var demiştin. Bunu da hakikaten maçlarda çok yakın bir şekilde bizler izledik. Bu mücadeleyi, ödülünü de ayrıca evet en iyi pasör olarak aldın. Tüm bunların ışığında neler söylemek istersin? Yani hepimiz konuştuk ama bence önemli olan şey, biz bu sene en yükseği de gördük, en dibi de gördük. En dibi gördükten sonra da toparlanmayı bildik. Bu da bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Sadece oyun olarak değil, psikolojik olarak da çok güçlü bir takımız. Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmek bizim için büyük bir travmaydı. Ama sonrasında iki hafta sonra Eczacıbaşı ile maça çıktığımız zaman zaten atlattığımızı göstermiştik. Çok iyi bir oyun sergiledik ondan sonra. Ödüle gelecek olursak tabii ki tek başına olan bir şey değil. İyi manşet gelmesi lazım. Smaçörlerin değerlendirmesi gerekiyor. Yani sonuçta tek başına ben hiçbir şey olamam. İyi ki altın aldık. Benim için önemli olan oydu ödülden. Daha çok benim için önemli olan şampiyon olmaktı. Onu da başardığımız için mutluyum. Ben hemen burada bir Z'ye Naz'ı sormak isterim. Yağmur, ilk geldiğindeki Naz'la şimdiki Naz'ı bir Z'ye değerlendirebilir mi bize? Can you compare at the beginning of the season Naz and now? Can you compare this difference? Yes. You can compare Naz in the beginning, this part of my hair, a little bit white, this part a little bit black. Well, she improved very well. I think she start one Naz and finish another one. I'm proud about her. Sezon başında eğer anlamak istiyorsanız saçımın bu kısmına bakabilirsiniz. O tarafı daha beyaz, öbür tarafı daha siyah olduk söyledi. Naz'ın çok fazla bir çaba gösterip yükseldiğini söyledi. Evet, bu da zaten en güzel cevap oldu herhalde. Peki Nihan'la devam edelim. Nihan Güneyligil.